Evet, ODTÜ'deyiz. Evrim konulu bir konferanstayız. Bizim de konuşmamız başlayacak birazdan. Ve organizasyon ekibinden Özgür'le beraberiz. Organizasyon ekibi küçük bir ekip ama bayağı bir iş başarıyor gördüğüm kadarıyla. Birazcık bu organizasyonu konuşacağız. Birazcık sizin kulübünüzü konuşacağız. Birazcık da ODTÜ'de öğrenci olmak ne demektir? Buraya öğrenci olarak gelecek olanlar olabilir. Ankara'ya öğrenci olarak gelecek olanlar olabilir. Siz 3. sınıftasınız galiba. Evet hocam. Böyle 3 yıllık tecrübeli birisi olarak sizin birazcık da o üniversiteyle Hazırlıkla ve 4. hazırlık da okudunuz 4 yıl o zaman. O tecrübelerinizi almaya çalışacağız. Önce biraz bu organizasyondan bahseder misiniz? Bu herhalde uzun süredir yapılan bir organizasyon. Tabii hocam biz şu anda 12.sini gerçekleştirmektedeyiz bu konferansların. Aykut Kence Evrim Konferansı. 8. sırasında Aykut hocamızın kaybıyla beraber bu ismi yaşatmamız gerekliliğiyle bu ismi ona adadık bu konferansımızı ve o şekilde de 12.sini gerçekleştiriyoruz. Artık binleri aşan bir... Nedir amaç bu organizasyonlarda? Ya tabii şöyle ki hocam biz bir evrim gerçeği, temelde söylediğimiz şey bir evrim gerçeği vardır ve bizim bunu aktarmamız gerekiyor. Yani bu evrim gerçeğinin artık nasıl bir sansüre uğradığını, nasıl bir baskı uğradığını zaten bunları biliyoruz. Biz ne yapabiliriz burada? Bizim yapmamız gereken şey artık bir alternatifi oluşturabilmektir. Bu konuda çünkü siz bir şeye ne kadar sansür koyarsanız koyun, insanlar öğrenmek istiyorsa ki bu sansür bunu da bence daha da fiştekliyor, bu artıyor ve bunun alternatifi nasıl yaparız dediğimizde de böyle bir şey olanak sunmaya çalışıyoruz. Tabii bu sizin de aktardığınız gibi gönüllü bir öğrenci organizasyonu. Ve anladığım kadarıyla evrimin dokunduğu her yer. Yani biz de mesela bilgisayar mühendisiyiz ama daha geçen sene galiba robotik alanında, makine mühendisliği, sosyal başka sosyal bilimler, bilimler, tabii. felsefe var değil mi bu işin Felsefe, her tarih. alanıyla? Ya bu bence çok değerli bir nokta hocam. Çünkü evrim dediğimiz evrim gerçeğini buradan anlayabiliyoruz ki bütün bilimlerde karşılığı vardır. Yani sadece evrimsel biyolojiye salt bir konu değil. Bütün bilimlerde karşılığı olan, çalışmaları olan, akademide, literatürde yer alan bir durum. Keza zaten sizin sunumunuzda da bence bunu çok rahat görebiliyoruz. Peki. Biraz da ekibinizden, topluluğunuzdan bahseder misin? ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu bu 20 yılı aşkın bir topluluk. Biyoloji ve genetik bölümleri bunların öğrencilerin beraber oluşturduğu sadece bunlarda değil aslında bu toplulukta dahi birçok bilimden birçok bölümden arkadaşımız Herkes var. üye olabiliyor sizin Tabii ki, toplumunuz tabii öyle ki, mi? tabii ki. Zaten bu hani üniversite hayatından da bahsederiz diyoruz ya bizim okulun en büyük böyle şeyi topluluklardır. Hani o tür ne farkı? Öğrenci toplulukları. Biz bir şeyleri beraber oluşturuyoruz, emek veriyoruz, bir şeyleri Peki o üretiyoruz. zaman, biraz madem girdin oradan bahset. Öğrenci olmak nedir? Mesela buraya gelen arkadaşların başına gittik neler gelir? Nelere dikkat etsinler? Biraz o konularda tüyo verebilir misin? ODTÜ'ye gelmiş bir insan öncelikle böyle bir nutku tutulur. Ya burası nere böyle? Üniversiteye gelmiş bir insan. Bambaşka bir dünya. Dışarıdaki dünyadan bağımsız. Öğrencilerin kendi yaşamını kurduğu. Kendi toplulukların olduğu her ilgi alanında hani böyle ne yapacağım da o topluluğa mı gideceğim bu topluluğa mı gideceğim hepsini tanışma toplantısına isim yazdırır sonra bir bakar ki hepsiyle uğraşamam bir ikisine devam edeyim en azından der böyle kendini geliştirebildiği bir ortam aslında hani sadece akademik bir durumdan bahsetmiyoruz biz kültürel olarak sosyal olarak kişisel olarak gelişim sağlanabilecek ya belki bir de tabii bir yandan da yani söylemek de lazım böyle en deli dolu şenlikler, yok içmeceler, öyle güzel bir de zaman geçireceği yıllar. Yani Peki. böyle bir Şenlikler durum. oluyor mu bu arada? Hala oluyor. Hala oluyor. Peki, güzel. Peki, siz Ankaralı mısınız? Evet hocam. Tamam. Ankaralı olarak Ankara'da okumayı tavsiye eder misiniz? Yani şöyle, kampüste kalmak daha güzel. Evet, biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Siz de organizasyon ekibindensiniz. Evet, Yasemin Karakaş, biyoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Artık mezun oluyorsunuz. Sayılır. Çok niyetiniz yok gibi böyle. Kalacaksınız galiba. Ben seviyorum okulumu, bırakamıyorum. O da beni bırakmıyor. Yani son diyelim. Peki, siz Ankaralı mısınız? Hayır, Antalya'dayım. Antalyalısınız, buraya geldiniz. Antalya mı güzel, Ankara mı? Antalya. Peki niye geldiniz o zaman? Bilmiyordum. Peki, o zaman şöyle bir avantaj var size sorabileceğimiz. Dışarıdan bir öğrenci buraya geldiğinde başına neler gelir? Siz mesela şu an yurtta mı kalıyorsunuz, evde mi? Evde kalıyorum. Yurt geçmişiniz de var mı? 2 yıl yurtta Peki kaldım. karşılaştırın şöyle bir dışarıdan gelince neler olur ve bu yurt ev dengesi nasıldır, ne tavsiye edersiniz? Tabii. Yani dışarıdan gelince ilk önce Ankara çok renkli, bilirsiniz. Ondan sonra sıkıcılığına biraz alışıyorsunuz açıkçası. Ondan sonra ama seviliyor ya, nasıl diyeyim, çirkin evlat gibi. Ne vazgeçebiliyorsunuz ne tam anlamıyla sevebiliyorsunuz ama alışıyorsunuz. Aslında çok da zor bir şey değil yaşamak için. İşte aslında kültür sanat anlamında da çok gelişmiş bir şehir. Hani tiyatro etkinlikleridir, sergilerdir.
alıştıktan sonra seviyorsunuz diye. Peki yurt bulunabiliyor. Herhangi yurt, bir sıkıntı yok. ODTÜ için veya... Şöyle ki ODTÜ için biz yurt sıkıntısı yaşamadık. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Ev güzel ama tabii yurda göre daha biraz daha pahalı. Tamam, maddi bir yük oluyor onun. Ama daha fazla mı imkan var? Mesela yurtlarda internet imkanı nasıl mesela? Yurtlarda internet imkanı ODTÜ'de olduğu için harika. Yani ama evdeyken de şey rahatlığı var hani. Yani ev sonuçta geziyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. Yurtlar biraz küçük. Hani odalar çok büyük değil. Peki siz yok. Biyoloji bölümünde misiniz? Biyoloji bölümünde. Biyoloji bölümüne gelen arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Biyoloji bölümüne gelen arkadaşlara kendilerini hazırlamalarını tavsiye ederim. Neye hazırlayacaklar ama işte yani? Çok okumalı, çok araştırmalı, çok geniş bir alan. Hani çok spesifik değil yani. Kendi istediklerini bilmeleri gerekiyor. Bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Hani mezun olurum gider gibi bir şey yok. Kendilerini kesinlikle ve kesinlikle kanıtlamaları gerekiyor. Peki ODTÜ'ye yeni gelen arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? ODTÜ'ye yeni gelen arkadaşlara ne tavsiye ederim? Köpeklere dikkat etsinler. Çok mu var? Ormanda yalnız yürüsünler ya da çok büyük bir değnekle yürüsünler. Onun dışında ODTÜ çok güzel. Gerçekten girdiğiniz zaman özgür ortamın tadını alıyorsunuz. Çıkınca asıl alışılmıyor. Evlerine döndüklerinde sorun yaşarlar. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim.